sorumuz modern atom teorisinden 7 A grubu elementleri olan flor, klor, brom ve iot ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır denilmiş. A baktık elektronegatifliği en fazla olan flordur denilmiş. Hatırlarsak elektronegatiflik periyodik sistemde periyot küçüldükçe artmaktaydı. O halde verilen elementler içerisinde periyodu en küçük olan florun elektronegatifliği en fazladır. Yine periyodik sistemdeki tüm elementleri düşündüğümüzde elektronegatifliği en yüksek olan elementin flor olduğunu belirtiyoruz. Hatta elektronegatiflik değerlerine 0 ile 4 arasında bağlı değerler verilmekteydi. Florun elektronegatiflik değeri en yüksek değer olan 4'tü arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. A şıkkı doğrudur. B şıkkı hidrojenli bileşiklerinin asitlik kuvvetler arasındaki ilişkiden bahsedilmiş. Hidrojenli bileşiklerin asitlik kuvveti yarı çap arttıkça artmaktadır arkadaşlar. Yani periyodik cetvelde aşağı doğru inildikçe halojenler için hidrojenli bileşiklerinin asitliği artmakta. Yine aklımıza şuradan da gelebilir. Verilen asitlerden olan HF zayıf asitti arkadaşlar. Halojenlerin tek zayıf asidi HF. Diğer halojen asitleri kuvvetlidir. O halde buradan yola çıkarsak yarıçapı daha büyük olan iyodun hidrojenli bileşiğinin asitlik kuvveti daha fazla olacak. Yani sıralamamız HI, HBr, HCl HF şeklinde gitmesi gerekiyordu. Sonuç olarak B şıkkındaki ifade yanlış oldu. Sorumuz yanlış olanı sorduğundan cevabımıza B şıkkı diyoruz. Burada sakın arkadaşlar ametallerin oksijenli bileşiklerinin asitliği ile karıştırmayın. Tamam. Ametallerin oksijenli bileşiklerinin asitliği periyot küçüldükçe ve aynı periyotta grup büyüdükçe artar diyoruz. Ancak burada bahsedilen asitlik hidrojenli bileşiklerin asitliği. Halojenlerin hidrojenli bileşiklerinin asitliğini sıralarken periyodu daha büyük olan yani yarı çapı daha büyük olan halojenin hidrojenli bileşiğinin asitliği daha fazladır diyeceğiz. Diğer öncülleri de inceleyelim. C şıkkı elektron ilgileri arasındaki ilişkiden bahsedilmiş. Tüm elementler içerisinde elektron ilgisi en fazla olan element klordu. O yüzden verilen halojenlerden en fazla elektron ilgisi olan klor. Diğer halojenlerde ise arkadaşlar elektron ilgisi periyot küçüldükçe artmaktaydı elektron ilgisi artar diyelim. Tabi bu durumda klor istisna diyoruz. Elektron ilgisi tüm elementler içerisinde en büyük olan klordur. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Dolayısıyla diğer halojenler için yarıçap küçüldükçe yani periyot küçüldükçe elektron ilgisi artacak. Klor brom iyot ilişkisi gelecek. D e şıkkındaki sıralama da doğru geldi. D e şıkkına baktık. Oda koşullarında flor ve klor gaz Brom sıvı, iot ise katıdır. Bu bilgimiz doğrudur arkadaşlar. Son olarak E şıkkına baktık. Kovalent yarıçapı en büyük olan iyottur denilmiş. Burada kovalent yarıçapa takılmayıp direkt yarıçap üzerinden değerlendirelim. Periyot büyüdükçe yarıçap büyümekteydi. Dolayısıyla periyodu diğer halojenlerden daha büyük olan iodun kovalent yarıçapı da en büyüktür arkadaşlar. E şıkkı da doğrudur. Burada kovalent yarıçap demesi hatırlayın tanımı. Aynı cins ametal atomlardan oluşan moleküllerdeki yarı çap neydi? Kovalent yarı çaptı. Burada halojenlerimiz doğada diatomik halde bulunduğu için klor, klor, brom, iyot şeklinde yarı çap türlerinden kovalent yarı çapı sahip olduğu bilgisi ekstra paylaşılmış. Ancak kovalent demesi dediğimiz gibi bir şey değiştirmiyor. Düz yarı çap yorumuyla buradaki yorumu yapıyoruz. Periyodu büyük olanın yarı çapı fazladır. Sorumuz yanlış olanı sormuştur. Cevabımız Bursa seçeneğidir. Sorumuz gazlar ünitesinden oda sıcaklığında aşağıdaki sistemde bir nolu kapta su üzerindeki 2 litrelik hacimsel bölgede helyum gazı bulunmaktadır. Bir nolu kapta su üzerindeki toplam basınç 78 mm cıvadır. Sabit sıcaklıkta kaplar arasındaki en muslu açıldığında sistemdeki toplam gaz basıncı kaç mm cıva olur denilmiş. Arkadaşlar sorumuz sıvı üzerinde toplanan gazların basıncı ile ilgili. Arkadaşlar hatırlarsanız içerisinde sıvı bulunan kapalı bir kaptaki gaz basıncını ölçerken kapta bulunan sıvının da bir buhar basıncı olduğunu unutmayacağız. Yani toplam basınca sıvının buharlaşması sonucunda oluşan buhar basıncı da etki edecek. O halde biz kaptaki toplam basıncı musluk açılmadan önce ne olacak? Helyumun kısmi basıncı artı suyumuzun buhar basıncı şeklinde yorumlayacağız. Toplam basınç bize 78 mm civa olarak verilmiş. Suyumuzun buhar basıncı da 24 mm civa olarak verilmiş. O halde buradan helyumun kısmi basıncını hesaplarsak birinci kapta musluk kapalıyken helyumun kısmi basıncı 54 mm civadır arkadaşlar. Şimdi musluk açıldığında ne olacak? Tabii ki helyum ve su buharının bir kısmı ikinci kaba geçecek. Ancak arkadaşlar burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Sıvıların buhar basıncı kabın hacmine bağlı değildir. Yani birinci kaptan ikinci kaba giden su buharı kadar ortamda sıvımız olduğu için sıvı tekrar buharlaşacak ve birinci kaba giden su buharı molekül sayısını telafi edecek. Dolayısıyla musluk açılması sonucunda toplam hacim artmış olsa bile sıvımızın buhar basıncı değişmeyecek. Saf sıvının buhar basıncı aslında sıcaklığa bağlıdır diyebiliriz sıcaklık değişmediği sürece sıvımızın buhar basıncı, saf sıvımızın buhar basıncı değişmeyecektir. Tabi içerisine çeşitli çözünen madde atarsak kaynama noktası değişeceğinden dolayı buhar basıncı değişir. Ancak altını çiziyorum saf sıvının buhar basıncı yalnızca sıcaklıkta değişir diyebiliriz. O halde musluk açıldığında biz ne yapacağız? H2O buharının basıncının sabit olduğunu söyleyeceğiz. Tabii ki kap hacmi arttığından dolayı helyumun kısmi basıncı azalacak. Çünkü helyum bir gaz. Peki helyumun yeni basınç değerini hesaplayalım. Bunun için de arkadaşlar P1 çarpı V1 eşittir. P2 çarpı V2 formülünü kullanacağım. Helyumun ilk durumdaki kısmi basıncını 54 olarak bulduk. İlk durumdaki helyumun bulunduğu sıvının üzerinde kalan hacim bölgemiz 2 litre. Yine sıvının buharlaşması sonucunda hacim değişimini ihmal edildiği bilgisi bizde paylaşılmış. Yani ilk hacim değerini 2 litre olarak alıyorum. Son durumdaki helyumun basıncını bulmaya çalışıyorum. Musluk açıldığında 2 litre birinci kaptan, 3 litrede ikinci kaptan toplam hacim değerin 5 litre oldu. Buradan işlemleri yaparsak 108 bölü 5 deriz. Helyumun yeni durumdaki kısmi basıncı 21 milimetre civ olacak arkadaşlar. Ne diyelim? P-Helyum son. Şimdi bize toplam basınç sorulduğu için yine aynı formülü kullanacağım. Helyumun son durumdaki kısmi basıncı artı suyumuzun buhar basıncı. Dediğimiz gibi Kabın hacmi artmış olsa bile suyumuzun buhar basıncı değişmeyecekti. Unutmayalım. Sıvıların buhar basıncı kabın şekline, hacmine bağlı değildir. Dış basınca bağlı değildir arkadaşlar. O halde değerleri yerine koyacak olursak helyumun son durumdaki kısmi basıncını 21.6 mm civa olarak bulduk. Suyumuzun buhar basıncı hala 24 mm civa olarak düşünülecek. O halde toplam basıncımız 45,6 mm cıvadır. Sorumuzun cevabı C seçeneğidir. Sorumuz sıvı çözeltiler ünitesinden şekildeki grafikte 1,2 kilogram suya eklenen sodyum hidroksit kütlesine karşılık oluşan çözeltinin sodyum hidroksit derişim değişimi verilmiştir. Buna göre çözeltinin hacmi ve sodyum hidroksidin molal derişimi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir deniliyor. Bize verilen grafiğe baktığımızda eklenen sodyum hidroksit kütlesi 48 grama geldikten sonra çözelti derişiminin sabit olduğunu görmekteyiz. Yani sodyum hidroksit miktarı eklemeye devam etsek bile derişim değerimiz değişmemiş. O halde buradan çıkaracağımız sonuç çözelti burada boygunluğa ulaşmıştır. Dolayısıyla biz hem hacim hesabını hem de derişim hesabını bu noktadaki değerleri referans alarak yapacağız. İlk olarak çözünen sodyum hidroksit molünü belirleyelim. Molün formülü kütle bölü mol ağırlığıydı. Çözünen kütlemiz 48 gram. Mol ağırlık değerimiz de 40 gram olarak bize verilmiş. O halde çözünen sodyum hidroksit molü 1,2 moldür arkadaşlar. Şimdi grafikteki sodyum hidroksit derişim değerinden yararlanarak yani molariteden yararlanarak çözeltimizin hacmini bulalım. Molarite formülünü hatırlayacak olursak çözünen molü bölü çözelti hacmiydi. Bunları yazalım. Çözelti hacmimiz litreydi arkadaşlar. Derişim değerimiz 0,96 olarak grafikte verilmiş. Çözünen molünü az önce 1,2 mol olarak bulduk. Buradan hacmi hesaplayacağım işlemleri yapacak olursak 1,2 bölü 0,96 diyorum. Her iki değeri 0,06'ya bölersem buradan 20 bölü 16 değeri karşımıza gelecek. Yine sadeleştirmeye devam edersem 4'e böldüğümde 5 bölü 4 gelecek. Dolayısıyla bu değer 1,25 litreye eşittir. Sorumuzda hacim birimi mililitre cinsinden istenmiş bizden. 1 litre 1000 mililitreydi. O halde 1000 ile çarparsam hacim değerimizi 1250 mililitre olarak bulacağız. Verilen seçeneklere baktığımda B, C ve D şıkları elendi. Şimdi de molal derişimi hesaplayalım. Molalitenin de formülünü yazalım. Çözünen molü bölü çözücü kilogramıydı. Bakın molalite ve molalite arasındaki en önemli fark birinde paydada çözelti hacmini litre cinsinden alırken diğerinde çözücü kilogramını alacağız. Hem kilogram hem çözücü dikkat. Çözünen molümüz 1,2 mol'dü. Çözücü kütlesi ile ilgili bilgi de sorumuzda bize verilmişti. Bakın 1,2 kilogram suya denilmiş. Yani çözücü kütlem 1,2 kilo. O halde buradan molal derişimimiz 1 çıkacak arkadaşlar. 1 molal diyeceğiz. O halde verilen seçeneklere baktığımızda doğru cevabın A şıkkı olduğunu söylüyoruz. Sorumuz yine sıvı çözeltilerle ilgili gazların sıvılardaki çözünürlüğünden bahsediliyor. 0.9 atmosferlik dış basınçlı ortamda ideal pistonlu kapta bir miktar su üzerinde karbondioksit bulunan yukarıdaki sisteme çeşitli işlemler uygulanıyor. Buna göre uygulanan işlemlerden hangilerinin karbondioksit gazının çözünürlüğüne etkisi doğru verilmiştir? Sorunun yorumuna geçmeden önce gazların sıvılardaki çözünürlüğü nasıl değişiyordu? Bunu hatırlayalım. Gazların çözünürlüğü basınç arttıkça artarken sıcaklık arttıkça azalmaktadır arkadaşlar. Bunu yazalım. Evet, basınç artışı gazların sıvılardaki çözünürlüğünü arttırırken sıcaklık artışı gazların sıvıdaki çözünürlüğünü azaltmaktadır. Öncülerimizin yorumunu bu durumu dikkat alarak yapalım. Birinci öncül, sabit sıcaklıkta piston A noktasına itilerek sabitleniyor. Normalde pistonlu kaplarda dış basınçla piston içerisinde bulunan gaz basıncı birbirine eşittir arkadaşlar. Ancak burada biz ne yapıyoruz? pistonu A noktasına kadar zorla itip sonra sabitliyoruz. Yani bir sıkıştırma işlemi yapıyoruz. Dolayısıyla bu sıkıştırma işlemi sonucunda kapta bulunan gazın basıncı artacaktır. Ne demiştik? Basınç arttıkça gazların çözünürlüğü artmaktaydı. O halde birinci öncülde de bize gazımızın çözünürlüğünün arttığı söylendiğinden dolayı birinci öncüle doğru diyoruz. İkinci öncül sabit sıcaklıkta piston serbestken bakın piston bu defa serbest hem musluğundan bir miktar karbondioksit ekleyip musluk kapatılıyor deniliyor. Arkadaşlar musluktan biz karbondioksit gazı eklediğimizde piston serbest durumda olduğundan dolayı eklediğimiz gazın molüyle orantılı olarak hacmi de artacak. Yani piston yukarı doğru hareket edecek. Hem gazın molü hem de gazın hacmi aynı oranda artacağından dolayı sıcaklık da sabit olduğu için burada basıncımız değişmeyecek. Basınç değişmediği için Gazın sudaki çözünürlüğü de değişmeyecektir. İkinci öncül ile ilgili yapılan yorum da doğrudur. Üçüncü öncül sabit sıcaklıkta sistem dış basıncın bir atmosfer olduğu ortama taşınıyor. Ne demiştik? Pistonlu kaplarda dış basınçla kapta bulunan gazın basıncı birbirine eşitti. Biz dış basıncın daha yüksek olduğu bir bölgeye taşırsak kabımızı o halde dış basınç artacağından dolayı piston bir miktar daha aşağı doğru hareket edecek ve kaptaki gaz basıncımız da artacak. O halde dış basıncın daha yüksek olduğu bir bölgeye gitmek pistonlu kaplardaki gazların basıncını ne yapacaktır? Arttıracaktır. Basınç artışı da gazımızın sudaki çözünürlüğünü arttıracak. Burada azalır dediği için üçüncü öncülü eliyoruz arkadaşlar. Doğrusu artar demesi gerekiyordu. Çünkü dış basınç arttı. Yani kabımızın gaz basıncı arttı. Dolayısıyla çözünürlük de artacak. Son olarak dördüncü öncüle baktık. Piston serbest iken sıcaklık arttırılıyor denilmiş. Hatırlarsak sıcaklık artışının gazların çözünürlüğünü azalttığını belirtmiştik. O halde sıcaklık arttığından dolayı çözünürlük ne olacak arkadaşlar? Azalacaktır. Burada da azalır denildiği için 4. öncüyle ilgili yapılan yorum da doğru oldu. Sorumuz bize doğru olarak yorumlananları soruyordu. Cevabımız 1, 2 ve 4. öncüleri içeren C seçeneğidir. Sorumuz kimya ve enerji ünitesinden eşit mol sayıda reaktiflerin tamamen harcanması ile gerçekleşen yukarıdaki reaksiyonlarda açığa çıkan ısıların karşılaştırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar sorumuzun yorumunu potansiyel enerji diyagramı üzerinden yapalım. O halde şöyle bir potansiyel enerji diyagramı çizelim. Potansiyel enerjiye tepkime koordinatı diyelim. Bize verilen denklemlere baktığımızda aslında hepsinin aynı denklem olduğunu yani C2H4'ün yanma tepkimesine ait olduğunu ancak maddelerimizin bazılarının fiziksel hallerinde farklılıklar olduğunu görüyoruz. O halde şunu hatırlatmakta fayda var. Hatırlarsak aynı maddenin katı sıvı gaz halinden potansiyel enerjisi en yüksek olan hale hangisiydi? Gaz haliydi. O halde aynı maddenin fiziksel halleri için Gazın potansiyel enerjisi sıvıdan, sıvınınki de katıdan daha büyüktür. Bu bilgiyi hatırlayalım. Potansiyel enerji. Aslında hal değişim grafiklerinden hatırlarsınız. Tanecikler arası boşluk ne kadar fazlaysa potansiyel enerjimiz o kadar yüksek. Dolayısıyla bir maddenin potansiyel enerjisinin en yüksek olduğu hali gaz halidir diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar tepkimeler dediğimiz gibi yanma tepkimesi dolayısıyla egzotermik bir tepkime. Ben birinci tepkimemiz için şöyle kırmızıyla herhangi bir yerden ilk başta şöyle bir potansiyel enerji diyagramı çizin. Egzotermik olduğu için ürünlerin enerjisi girenlerden daha düşük arkadaşlar. Bu bizim kırmızı ile yazdığımız birinci grafiğe ait olsun. Şimdi diğerlerini bu grafikte kıyaslayarak yorumlayacağım. İkinci denkleme baktığımda DH4 maddemiz bakın ilk denklemde gazken ikinci denklemde sıvı. Diğerlerinin hepsi ilk tepkime ile aynı fiziksel halde. Peki biz ne demiştik? Aynı maddenin gaz halinin potansiyel enerjisi sıvıdan daha büyüktür demiştik şurada. O halde ikinci denklemde girenlerin potansiyel enerjisi ilk tepkimeden daha düşük olacak. Çünkü sıvının potansiyel enerjisi girenden düşüktü. Yani ben ikinci tepkime şuralardan bir yerden başlatayım. Tepkime aynı olduğu için aktivasyon enerjisi yine aynı olarak çiziyorum. Yani tepe noktası aynı olacak. Ürünlerde birebir aynıydı arkadaşlar fiziksel hale olarak. Yani ürünlerin enerjisi de ilk tepkime ile aynı olacak. Şöyle kabaca çizmiş olayım. Aynı yerde bitirdim. Mavi ile çizdiğimde ikinci tepkime ait. Üçüncü tepkimeye baktığımızda ise bir kıyasladığımda bakın aynı maddeler ve fiziksel haller de aynı. O halde biz bir ve üçüncü tepkimenin girenleri aynı potansiyel enerjiye sahiptir diyebiliriz. Bunu da yeşille çizmiş olayım. Aynı yerden başlatıyorum. Yine aktivasyon enerjisi aynı olduğu için aynı tepe noktasına kadar getirdim. buradan sonrasını yorumlayalım. Ürünlere baktığımda karbondioksidin yine fiziksel hali aynı. Ancak suda bu defa fiziksel hali farklı. Birisi sıvı birisi gaz. Ne demiştik? Gazın potansiyel enerjisi sıvıdan daha büyük. O halde sıvının potansiyel enerjisi daha az olacak. Potansiyel enerjimiz şurada bitiyordu ürünlerin. Şimdi buranın da altına ineceğiz. Çünkü sıvının potansiyel enerjisi azdan daha az. Yeşille çizdiğim çizgiyi daha da aşağı inecek. Bu da üçüncü denklemimize ait olacak. Şimdi arkadaşlar egzotermik tepkimelerde biz ısı ifadesini ne yapıyorduk? Ürünlere yazıyorduk. Sorumuz bize açığa çıkan ısıların karşılaştırılmasını istemiş. Yani ürün ve girenler arasındaki farkın daha fazla olduğu tepkime de daha fazla ısı açığa çıkmıştır diyebilirim. Dikkat edersek en fazla fark yeşille çizdiğim 3. tepkimede. Hatta bunu oklarla göstermiş olayım. Bakın şöyle ortalama bir değer çizecek olursam yeşil çizgimin ürünlerin bittiği yer ve girenlerin başladığı çizgi. Bu benim yeşille çizdiğim 3. tepkimeye ait. Kırmızı ile olanı da bir ok çizelim. Evet, kırmızıyla çizdiğimiz birinci tepkimeye ait diyagramdaki ısı değişimi de bu şekilde oldu. Gördüğünüz gibi yeşil kırmızıdan daha büyük bir değer sahip. Çünkü kırmızı da bizim birinci tepkimemize aitti. Şimdi bir de mavi için bir ok çizelim. Mavi zaten arkadaşlar kırmızıyla aynı yerde bitiyordu hatırlarsanız. Ürünlerin enerjisi aynıydı. Gördüğünüz gibi mavi için çizdiğim çizgi diğerlerinden daha da küçük. Bu da 2 idi. O halde en fazla ısı 3'de açığa çıkmıştır. Sonra bir de sonra 2'de açığa çıkmıştır diyoruz. Bu ısı değişimi Sorumuzda da ısı değişimi sorulduğu için cevabımız E şıkkı olacak. Eğer bize entalpi demiş olsaydı tepkimeler egzotermik olduğu için başlarına eksi alacağından dolayı bu durumun tam tersini yorumlardık. Entalpi demiş olsaydı 2 büyüktür 1 büyüktür 3 diyecektik. Ancak ısı denildiği için direkt ürün ve girenlerdeki farkın fazla olduğu tepkimede daha fazla ısı açığa çıkmıştır. Dolayısıyla cevabımız E seçeneğidir diyoruz. Sorumuz kimyasal reaksiyonlarda hızla alakalı. Tepkimesinin belirli bir sıcaklıktaki farklı derişimlerle gerçekleştirilen deneylerde reaksiyona ait başlangıç hızları aşağıda verilmiştir. Bu sonuçlara göre ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur deniliyor. Arkadaşlar bu tip sorularda hız denklemi belirlerken hatırlarsanız 3 maddemiz var. Maddelerden ikisinin derişiminin sabit olup birinin değiştiği deney sonuçlarını arayacağız. 2 ve 3. deneylere dikkat ederseniz hem X'in hem de Y'nin derişimi sabit olup sadece Z'nin derişimi artmış. Z'nin derişimi iki katına çıkarken dikkat ederseniz hız değişmemiş. O halde biz bu şekildeki bir durumda yani derişim değişse bile hız değişmemişse Z maddesinin hız denkleminde yer almadığını söyleyeceğiz. Dolayısıyla artık burada Z'nin derişiminin sabit olduğu durumu aramama gerek yok. X ve Y üzerinden işlem yapacağım. X'in tepkime hızına etkisine A dereceden dersek Y'nin derecesi de B olsun diyelim. Dikkat ederseniz arkadaşlar X'in sabit olduğu derişim değerinde Y de sabit. Bu durumun dışında iki maddeden birinin derişiminin sabit olup diğerinin değiştiği durum elimizde yok. O halde hız denklemiyle ilgili yorumu şöyle yapacağım. Bir ve ikinci deneyleri ele alalım. X'in derişimi bakın kaç katına çıkmış? İki katına çıkmış. Peki X'in... Tepkime hızına olan etkisi için hangi dereceden demiştik? Üssüne A dediğim için tepkime hızına A dereceden etki etsin diye söylemiştik. O halde şöyle diyorum. 2'nin A kuvveti çarpı 1 ve 2. deneyde Y'nin derişimi de 2 katına çıkmış arkadaşlar. Y de tepkime hızına B dereceden etki etsin demiştik. Yine 2'nin B üssü diyorum. Eşittir tepkime ne olmuş? Bakın Şurayı 64 çarpı 10 üzeri eksi 3 olarak düşünürsek tepkime 8 katına çıkmış. 8'i biz 2 üslü şeklinde yazarsak 2 üssü 3 şeklinde yazabiliriz. Gördüğünüz gibi tabanlar aynıysa üstler toplamı birbirine eşit olacak. O halde ben tepkime derecelerimiz olan A ve B için A artı B değeri 3'e eşittir diyorum. O halde tepkimemizin derecesi 3'tür diyebiliriz. Tepkime hız denklemini yazacak olursak tabi şöyle yazmam lazım. R eşittir K çarpı X'in A kuvveti çarpı Y'nin B kuvveti. Ne demiştik? Z erişim değişse bile tepkime hızını etkilemediği için tepkime hız denkleminde yer almazdı. O yüzden tepkime hız denkleminde sadece X ve Y bulunacak. X ve Y'nin tepkime derecesine etkisini de tam olarak bilemedik ama ikisinin toplamının 3 olduğunu söyledik. Bunun dışında başka bir yorum yapamıyorum. Verilen bilgiler kısıtlı. Mesela farklı bir deneyi alsak Hani 1 ile 3'e bakalım desek. X yine 2 katına çıkmış. Y de 2 katına çıkmış. Hız da yine 8 katına çıkmış. Aslında 1 ve 2'nin sonuçlarıyla 1 ve 3'ün sonuçları direkt aynı. O yüzden ek bir bilgi sahibi diyelim. Sadece A artı B'nin 3 olduğu bilgisine sahibim. Öncülleri yorumlarken bu duruma göre yorum yapacağız. Zaten sorumuz kesinlikle doğru olanları sormuştu. Birinci öncül tepkime mekanizmalıdır. Arkadaşlar tepkimenin mekanizmalı olup olmadığına şöyle karar veriyoruz. Bakın yukarıda bize bir denklem verilmiş. Eğer bu tek basamaklı olsaydı ne yapardık? Reaktiflere göre direkt hız denklemini yazardık. Yani R eşittir K çarpı X ikinci dereceden etki etmekte. Katsayılar üst olarak geçmekteydi. X'in karesi çarpı Y'nin kübü çarpı Z. Hız denklemin bu şekilde olması gerekiyordu. Hatırlarsanız hız denklemine gaz ve suda olanlar yazılırdı. Katı ve sıvılar yazılmazdı. Ancak bizim bulduğumuz hız denklemi yukarıdakinden farklı. Yani en azından Z yok. Değil mi? Gerçek hız denkleminde Z yok. Yine Y'nin kuvveti 3 olamaz. Çünkü A artı B toplamı 3. Dolayısıyla deney sonuçlarından bulduğum hız denklemiyle yukarıdaki hız denklemi birbirinden farklı olduğundan dolayı biz ne diyoruz? Bu tepkime mekanizmalıdır. Hatta mekanizmalı olduğu için biz hız denklemini hangi adıma göre yazarız? Yavaş adıma göre yazarız. Burada ifade ettiğimiz hız denklemi yavaş adıma göre yazılmıştır. Yorumunu da yapabiliriz. Yani tepkime miz mekanizmalıdır arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Tek basamaklı olsaydı bulacağım hız denklemi ile deney sonuçlarından bulduğum hız denklemi birbirinden farklıysa tepkime mekanizmalıdır. Yorumunu yapacağız. İkinci öncül hız ifadesi k çarpı x kare çarpı y'dir. Şimdi burada da tepkime dereceleri toplamı 3. Ancak şöyle olamaz mıydı? X çarpı y karede diyebilirdim. Sonuçta ben x'in ve y'nin tam olarak tepkime hızına etkisini bulamadım deney sonuçlarından. O halde bu benim için soru işareti doğru olma ihtimali var ancak soru işareti kesin doğrudur diyemiyorum. Üçüncü öncül hız bağıntısında z yer almaz. Evet bu da kesin bir bilgiydi. Z'nin derişimi artmış olsa bile diğerlerin derişimi sabitken hız artmamıştı. O halde z tepkime hızını etkilemez demiştik. Bu da kesinlikle doğrudur. Sorumuz kesinlikle doğru olanları sorduğundan cevabımız 1 ve 3 olan Denizli seçeneğidir. Sorumuz kimyasal denge konusundan verilen tepkime sabit hacimli bir kapta belli bir sıcaklıkta dengededir. Buna göre sisteme uygulanan işlemlerden hangileri dengedeki karbondioksit gaz derişimini değiştirir denilmiş. Artar ya da azalır değişmesi önemli. Öncelikle Kc ifademizi yazalım. Hatırlarsanız Kc ürün bölü giren olarak yazılmaktaydı. Ancak katı ve sıvılar denge ifadesinde yazılmazdı. Tepkimeye baktığımızda kalsiyum karbonat ve kalsiyum oksit katı halde, o halde Kc denkleminde yazılmayacak. Kc denklemimiz sadece karbondioksit derişimine bağlıdır arkadaşlar. Bu şekilde yazabiliriz. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken durum karbondioksit derişimi değişirse Kc de değişir. Peki Kc'yi hangi etki değiştirebilirdi? Yalnızca tabii ki sıcaklık. O halde şunu hatırlayacağız. Kc sadece sıcaklıkla değişir. O halde bu soruda dengedeki karbondioksit derişimini değiştirebilecek tek unsur sıcaklıktır. Verilen öncüllere baktığımızda birinci öncül sıcaklık denilmiş. Evet sıcaklık karbondioksit derişimini etkileyecek. Hatta tepkime endotermik olduğu için sıcaklığı arttırdığımızda sistem sıcaklığı azaltmak için dengeyi ürünler yönüne kaydıracak. Sıcaklık artarsa denge ürünlere kayar diyoruz. Denge ürünlere kaydığı için yani karbondioksitin olduğu tarafa kaydığı için birinci işlem sonucunda karbondioksit derişimi büyür arkadaşlar. İkinci öncül sabit sıcaklıkta karbondioksit gazı eklemek. Şimdi biz karbondioksit gazı eklediğimizde hatta şöyle karbondioksit derişimini de yorumlamış olalım ikinci öncül için. Ne olacak? Ani bir derişim artışı yaşanacak. Ancak sistem dengeye gelmek için ne olacak? Denge girenlere kayacak. Denge girenlere kayacak derken ne oluyor? Karbondioksitin olmadığı yön olduğu için karbondioksit derişimi zamanla azalmaya başlayacak. Kc'nin de değişmemesi için arkadaşlar karbondioksit başlangıç derişimine geri gelecek. Yani dengenin kayması karbondioksit derişimi ilk duruma gelene kadar devam eder. Çünkü karbondioksit derişimi değişirse Kc değişir. Ancak sıcaklık sabit olduğundan dolayı Kc değişmemesi gerekiyor. O halde ne diyoruz? Karbondioksit derişimi başlangıç konumuna geri döneceğinden dolayı karbondioksit derişimi değişmez diyeceğiz arkadaşlar. İkinci öncül elendi. Ancak KC eğer tek bir maddeye bağlı olmasaydı, birden fazla maddeye bağlı olmuş olsaydı, örneğin kalsiyum oksit de sulu bir çözelti halinde olsaydı, yani ben şunu yazabilseydim. O halde ne yorum yapardık arkadaşlar? Eklediğimiz maddenin derişimi başlangıca göre artar. Yani şöyle bir grafik çizerdik. Önce artardı bir miktar, azalırdı ancak ilk duruma göre artıda olurdu. Ancak KC'nin tek bir maddeye bağlı olduğu durumlarda KC yalnızca sıcaklıkla değiştiğini unutmayacağız. KC'nin değişmemesi için ne olacak? Eklediğimiz maddenin derişimi de denge diğer yöne kaydığından dolayı ilk duruma gelene kadar azalır şeklinde yorum yapacağız. Şimdi sonradan eklediklerimi silim arkadaşlar, orijinal haliyle devam edelim. Üçüncü öncüle bakalım. Yine sıcaklık sabitlediği için aslında ne oluyor? KC değişmeyecek. Dolayısıyla karbondioksit derişimi değişmeyecektir diyebiliriz. Ama devamını dokunmuş olalım. Kalsiyum karbonat katısı eklemek. Zaten arkadaşlar katı eklenmesi dengenin yönünü değiştirmez. Denge etkilenmez diyoruz. Katılar ve sıvılar dengeyi etkilememekteydi. Sonuç olarak karbondioksit gazı derişimini sadece birinci öncül değiştirebildi. Cevabımız A şıkkıdır. Sorumuz asit baz dengesinden 200 mililitre 0,1 molarlık sodyum hidroksit sulu çözeltisi 0,5 molar HCl sulu çözeltisi ile oda koşullarında titre ediliyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur denilmiş. Birinci öncül bazın başlangıçtaki pH'i 13'tür. Arkadaşlar bazımızın derişim değeri bize verilmiş. İyonlaşma denklemini yazacak olursak sodyum ve hidroksit şeklinde iyonlaşacak. Hatırlarsanız bazlar için biz pOH üzerinden yorum yapıyorduk. Peki POH değeri neydi? OH derişiminin eksi logaritmasıydı. Soruda sodyum hidroksit derişimi için 0,1 molar denilmiş. Sodyum hidroksit suda %100 yoğunlaşan bir baz. Yani kuvvetli bir baz. O halde katsayı ve derişim yorumunu yapacak olursak katsayı bilken 0,1 molarsa hidroksidin de katsayısı 1 olduğundan dolayı derişimi 0,1 molar olacak. Burada yerine yazacak olursak eksi logaritma 0,1'i 10 üzeri eksi 1 olarak yazdığımızda pOH değerimiz 1 gelecek. Bizden pH ile ilgili yorum yapılması istenmiş. Yine oda koşullarında bakın 25 derecede pH ve pOH toplamı 14'e eşittir. Biz pOH'ı 1 bulduğumuza göre pH değerimiz ne yapacak arkadaşlar? 13 olarak karşımıza çıkacaktır. Birinci öncül doğrudur. İkinci öncül eşdeğerlik noktasına ulaşmak için 40 mililitrelik hidroklorik asit sulu çözeltisi kullanılır. Arkadaşlar eşdeğerlik noktası dediğimiz nokta tam nötralleşmenin gerçekleştiği noktadır. Hatırlarsak bu noktada ortamda bulunan H artı iyonunun mol sayısı hidroksit iyonunun mol sayısına eşittir. Bize verilen bilgilerden bazımızın hem hacmi hem derişimi verilmiş. Yani ben bazın molünü bulabilirim. Dolayısıyla hidroksit molünü bulabilirim. Buradan yola çıkarak da nötralleşme için gerekli olan H miktarını bulabilirim. Yine soruda bize hidroklorik asidin derişimi verildiği için mol ve derişimi bildiğimden hacmi ile ilgili yorum yapabilirim. O halde ilk olarak bazımızın molünü belirleyelim. Molarite formülünü kullanacağım. Bazımızın molaritesi 0,1 molar. molü bulmaya çalışıyorum sodyum hidroksitin. Hacim değeri de 200 mililitre. Litreye çevireceğiz tabii ki molaritede hacmi. Buradan 0,2 litre dedim. İşlemleri yaptığımda sodyum hidroksit molünü 0,02 mol buluyorum. Bakın yukarıda iyonlaşma denklemini yazmıştım. Şu alttaki kısmı silelim. Ben sodyum hidroksidin molüne 0,02 mol dersem yine katsayı mol yorumunu yapacak olursam hidroksit ve sodyum hidroksidin katsayısı aynı olduğu için buradan 0,02 mol de hidroksit iyonu gelecek. Ne demiştik? Tam nötrleşmede ortamda bulunan H+ ve hidroksit molü birbirine eşit olmalı. Bazın derişim ve hacim değerinden yararlanarak hidroksit mol sayısını 0,02 olarak bulduk. O halde tam nötralleşmede ortamda bulunması gereken H+ iyonunun mol sayısı da 0,02 mol olmalı diyoruz. Arkadaşlar bize dediğimiz gibi asidimizin başlangıç derişimi verilmiş. O halde tam nötralleşme için gerekli olan hacim miktarını hesaplayabilirim. Yine HCl'nin suda çözünme denklemini yazmış olalım. Bakın biz şurayı bulduk 0,02 mol olmalı tam nötrleşme sırasında yani eşdeğerlik noktasında. Katsayı mol yorumunu yapacak olursak katsayılar aynı olduğu için gerekli olan HCl molü de 0,02 moldür. Molarite formülünü yerine yazacak olursam başlangıç derişimim 0,5 molarmış asit için. Asidimizin molünü de 0,02 mol olarak bulmuştuk. Eşdeğerlik noktasında yani tam nötrleşme için gerekli olan asit hacmi ile ilgili yorum yapalım. Buradan V'yi çektiğimizde hacim değerimiz 0,02 bölü 0,5 yapacak. Sıfırlarda birbirini götürdüğünde hacimle ilgili yorumum 0,04 litre olacaktır. Mililitre çevirdiğimde de 1000 ile çarparsam 40 mililitre yapacak arkadaşlar. İkinci öncül de doğrudur. Eşdeğerlik noktasına ulaşmak için yani H artı ve hidroksit molünün birbirine eşit olması için gerekli olan asit hacmi 40 mililitredir arkadaşlar. Son olarak 3. öncüle bakalım. 200 mililitrelik asit eklendiğinde pH 7'den küçük olur. Bakın zaten az önce 40 mililitre asit kullandığımda H ve OH'ın mol sayısının birbirine eşit olacağını söyledik. Eğer daha fazla asit eklersen bu defa ortamda ne olacak? 200 mililitre eklersen H mol sayısı hidroksit mol sayısından daha fazla olacak. Dolayısıyla ortam asidik olacaktır. Oda koşullarında pH değeri asitler için 7'den küçüktür. Yani 3. öncülde doğrudur yorumunu yapıyoruz. Sorumuz doğru olan öncülleri sorduğundan cevabımız 1, 2 ve 3. öncülleri içeren E seçeneğidir. Sorumuz suda az çözünen tuzların dengesi olarak bildiğimiz KÇÇ konusundan sertlik derecesi 2 olan suyun litresinde 10 mg kalsiyum karbonat bulunmaktadır. Buna göre aynı sıcaklıktaki doygun kalsiyum karbonat sulu çözeltisinin sertlik derecesi kaçtır denilmiş. Arkadaşlar bize doygun kalsiyum karbonatın sertliğinden bahsedildiği için KÇÇ değerinden yararlanarak biz molar derişimi bulabiliriz. O halde kalsiyum karbonatın öncelikle çözünme denklemini yazalım. Kalsiyum karbonatın suda çözünme denklemini yazdık. Kalsiyum karbonat maddemizin molar çözünürlüğüne, saf sudaki çözünürlüğüne S molar dersek, katsayılar üzerinden derişimleri de yorumlarsak, yine kalsiyum ve karbonatın da katsayısı kalsiyum karbonatla aynı olduğu için birebir olduğu için kalsiyum iyon derişimi de karbonat iyon derişimi de S molar olacak. Peki KÇÇ ifadesini yazmış olalım kalsiyum karbonat için. Bildiğiniz gibi KÇÇ yazılırken sadece ürünlere göre yazılır. Çünkü girenlerdeki maddemiz katı halde. O halde ürünlere göre yazacak olursak kalsiyum iyon derişimi ile karbonat iyon derişimi çarpımı bize KÇÇ değerini verecek. Hem kalsiyum hem de karbonatın molar derişimi için S molar demiştik. O halde KÇÇ değeri S kare çıkacak. Arkadaşlar soruda KÇÇ değeri bize verilmiş. Bakın unutmayın KÇÇ değeri doygun çözeltilerde bulunan iyon derişimleri çarpımıdır. Burada doygun bir çözelti dediği için direkt KÇÇ bana iyon derişimi ile ilgili bilgi verecek. Denklemi yerine yazacak olursam 4 çarpı 10 üzeri eksi 8 olarak verilmiş KÇÇ değeri. Eşittir S kare diyorum. Her iki tarafın kare kökünü aldığımda buradan S değerini biz 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar olarak buluyoruz arkadaşlar. Bu bizim molar çözünürlüğümüz. Yani doygun çözeltimizin derişim değeri. Şimdi sorumuz bize sertlikle ilgili litrede çözünen miligram miktarı verilmiş. Yani 1 litrede çözünen miligram miktarını vermiş. Dolayısıyla ben buradaki derişim değerini 1 litre üzerinden yorumlayayım. Polarite formülünü yerine yazacak olursak 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar çözünen kalsiyum karbonat molü bölü hacim değerine de 1 litre alırsam o halde ben 1 litrelik kalsiyum karbonat çözeltisinde 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol kalsiyum karbonat çözünebilir diyorum. Bu benim dediğim gibi doygun çözeltideki değerim. Arkadaşlar sorumuzda sertlik derecesini hesaplayabilmek için referans değer olarak bize 1 litrede çözülmüş olan kalsiyum karbonatın miligram cinsinden ifadesi verilmiş. O halde ben buradaki çözülmüş olan molü miligram cinsinden ifade edeceğim. Bunun için de ilk olarak gram miktarını bulmak istiyorum. Mol formülünü kullanacağım. Çözünmüş maddemizin molü 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol. Kütleyi bulmaya çalışıyorum. Mol ağırlık değerimde kalsiyum karbonat için 100. Buradan çözünmüş kalsiyum karbonat miktarımı 100 ile çarptığımda 0,02 gram yapacaktır arkadaşlar. Dediğimiz gibi bize miligram lazım. O halde şöyle diyorum 1 gram 1000 miligrama eşit ise elimizde bizim 0,02 gram var. Kaç miligram yapar? Buradan içler dışlar çarpımı yaptığında sıfırlar birbirini götürecek. 10 çarpı 2'den 20 miligram kalsiyum karbonat çözülmüştür. Nerede? 1 litrelik çözeltide. Doygun çözeltide. Şimdi sertlik derecesiyle ilgili yorumumuzu yapalım. Dikkat ederseniz sertlik derecesi 2 olduğunda 10 miligram çözünüyor. O halde şöyle diyorum. 10 miligram kalsiyum karbonat çözündüğünde sertlik derecesi 2 ise bizim doygun çözeltimizin 1 litresinde 20 mg kalsiyum karbonat çözülmüş durumda. Sertlik derecem ne olur? İçler dışlar çarpım yaptığımda sertlik derecemi 4 olarak buluyorum arkadaşlar. Verilen seçeneklere baktığımızda doğru cevabın D şıkkında olduğunu söylüyoruz. Sorumuz kimya ve elektrik ünitesinden şekildeki galvanik hücrede zamanla Y elektrot kütlesi artmaktadır. Verilen galvanik hücrenin başlangıç potansiyeli E pil değeri 1,2 volt olduğuna göre X pilinin standart pil potansiyeli kaç volttur denilmiş. Arkadaşlar ilk olarak anot ve katodu belirleyelim. Ne demiş sorumuz bize? Y elektrot kütlesi zamanla artmaktadır. Zamanla kütlenin arttığı elektrot hatırlarsak katottu. O halde Y katot, X ise anot olacak. Yine dikkat etmemiz gereken bir durumda bize verilen anot ve katot çözeltilerinden birisinin bile derişimi 1 molardan farklıysa yani standart koşullardan farklıysa ne yapacaktık? Pil potansiyelini hesaplarken Nernst denklemini kullanacaktık. Katot kabındaki çözeltimizin derişimi 0 1 molar olduğu için o halde bu tepkimede de Nernst denklemini kullanacağız. Nernst denklemini hatırlayalım. E pil eşittir. E standart pil. Eksi 0,059 yazacağız normalde. Ancak burada 0,06 alınız denilmiş. O halde nöz sabitini 0,06 alacağım. Böyle M çarpı logaritma QC diyelim. Buradaki QC ifadesi ürün bölü giren iyon derişimlerini göstermekte. Şimdi sorumuz bize E standart pili soruyor arkadaşlar. Bakın E pil değeri 1,2 volt olarak bize verilmiş. Verilenleri yerine yazıyorum eşittir diyorum. E standart pili bulmaya çalışıyoruz. Eksi 0,06 bölü n değeri arkadaşlar alınan ya da verilen elektron sayısı. İsterseniz tepkimeleri yazarak n değerini belirleyelim. Hem de zaten QC'yi hesaplarken iyonların kat sayısı da bizim için önemliydi. Bunu da görmüş oluruz. Anotlu yükseltgenme tepkimesi gerçekleşecek. X elektrodu yükseltgenerek bakın çözeltide artı bir yüklü olduğu gösterilmiş bize iyonumuzun artı bir yüklü hale gelecek. Bir elektron açığa çıkacak diyeceğiz. Diğer tepkimemiz katot çözeltisinde bakın çözeltimiz indirgenecek. Yani Y iyonları artı iki yüklü halde iki elektron alarak indirgenecek. Şimdi alınan verilen elektron sayısını eşitlemek için birinci tepkimeyi 2 ile çarparsam net tepkimeyi de yazmış olalım. 2x katısı artı girenlerde y iyonumuz var. Bir tepkimesi denge tepkimesi şeklinde yazılacak. Ürünlere geçiyorum. 2x artı iyonu ve y katısı. Burada alınan verilen elektronlar birbirini götürdü. Burada alınan ya da verilen elektron sayısının da 2 olduğunu gördük. Çarpı logaritma QC dediğimiz ifade arkadaşlar. Bu soru için bakın ürün bölü giren derişimleri demiştik. Ürünlerde x'imiz var. Yani x'in derişimi ve katsayı 2 olduğu için karesini alacağız. Bölü girenlerdeki iyon derişimi. Y iyonunun derişimi. Katsayı 1 olduğu için üzerine bir şey yazmıyoruz. Demek ki hücre ifademiz ürün bölü girenlerde yer alan iyonların derişimi olacak. Tabi bunun logaritmasını alacağız. Şimdi değerleri yerine yazalım. X'in derişimi arkadaşlar 1 molarmış. 1'in karesini alsak da bir şey fark etmeyecek ama yazalım. Bölü Y'nin derişimi demişiz. Y'nin derişimi de 0,1 molar olarak bize verilmiş. Öncelikle şu kısmı hesaplayalım. Arkadaşlar burası Logaritma bakın 1 bölü 10 yukarı 10 diye geçer. 10 üzeri 1 yapacak. 10 üzeri 1 de 1 yapıyor. Burası 1 gelecek. Eksi 0 06 bölü 2'yi eksi 0,03 olarak yazdık. Çarpım vardı arada. E pil değerini bulmaya çalışıyoruz. Daha doğrusu standart olan pil değerini bulmaya çalışıyoruz. Eşittir 1,2 volt. Hatta biz bunu 1,20 volt olarak yazalım. Şimdi eşitliğin sağ tarafında bulunan eksi 0,03 ifadesini eşitliğin diğer tarafına atarsak Artı olarak geçecek. Dolayısıyla E standart pil değerimi 1,23 volt olarak bulacağım. Verilen seçeneklere baktığımızda doğru cevabın C şıkkı olduğunu söylüyoruz. Sorumuz organik kimyaya giriş konusundan verilen molekülle ilgili yargılarından hangisi yanlıştır denilmiş. A şıkkı moleküldeki karbon, oksijen ve azot atomları oktedini tamamlamıştır denilmiş. Arkadaşlar belirtilen atomlar için ortaklaşmış ve ortaklaşmamış elektron çiftleri toplamı 8 yapıyorsa biz ok dediğini tamamlamıştır diyoruz. O halde belirtilen atomlar için bu durumu inceleyelim. O halde azotla başlayalım. Ortaklaşmış elektron çiftinden 2. Burada yine 4. Diğer bağdan 6. Bir de ortaklaşmamış elektron çifti var arkadaşlar bir çift. 2 elektron da buradan geldi. 8 ok dediğini tamamlamıştır azot. Bunları silip farklı bir renkte karbon için inceleyelim. Bakın arkadaşlar tamamı bağlayıcı elektron çiftinden olmak üzere yine oktedini tamamlamış oluyor. 2, 4, 6, 8. Hatırlarsak her bağ 2 elektrondan oluşmakta. 4 tane ortaklaşmış elektron çiftimiz var. Dolayısıyla 4 çarpı 2'den karbonda 8 elektrona sahiptir. Oktedini tamamlamıştır. Son olarak oksijenler için de incelememizi yapalım. Karbona da evet dedik. Gördüğünüz gibi 2 oksijenimiz var. Öncelikle karbonil grubundan başlayalım. İkili bağdan dolayı 2, 4. Bir de ortaklaşmamış elektron çiftimiz var. İki çift de buradan geldi. Yani 4 elektron da buradan geldi. Buradaki oksijen ok dediğini tamamlamıştır. Diğer oksijen içinde incelememizi yaptığımızda ortaklaşmış elektron çiftlerinden 4. Ortaklaşmamış elektron çiftlerinden de 4 olmak üzere toplam 8 elektronu bulundu. Yani ok dediğini tamamladı. Dolayısıyla A şıkkı için doğrudur diyoruz. B şıkkı. Ortaklanmamış elektron çift sayısı 5'tir. Yine yapıyı silip sayalım. Hatırlarsanız bağ yapımına katılmayan Değerli elektronlarına biz ortaklanmamış elektron diyorduk. Bunların çiftliğine de ortaklanmamış elektron çifti diyorduk. Azottan bir ve oksijenlerden ikişer çift olmak üzere toplam molekülde ortaklaşmamış elektron çift sayısı 5 oldu. 5 şıkkı da doğrudur. C şıkkı moleküldeki karbon ve azot atomları sp kare hibritleşmesi yapmıştır. Arkadaşlar gruplara göre hibritleşmeleri hatırlarsak biz 2A grubu hibritleşme yapmış ise sp, 3A grubu hibritleşme yapmış ise sp kare, 4A, 5A ve 6A grupları hibritleşme yapmış ise SP3 hibritleşmesi yapar yorumunu yapacağız. Tabi bu ne zaman geçerli? Tüm bağlar sigma ise. Ancak hibritleşmesini incelediğimiz atom eğer pi bağı yapmış ise pi bağını oluşturan orbitaller hibritleşmeye katılmadığından pi bağ sayısı tüm bağlar sigma olduğunda yapması gereken hibritleşme sayısından düşülür. O halde şöyle diyorum. Evet pi bağ yapan atom için pi bağı sayısı hibritleşme değerinden düşülür diyoruz. Çünkü pi bağını oluşturan orbitaller hibritleşmeye katılmazdı. Molekülün üzerindeki daha önceki çalışmaları silip o halde karbon ve azot için hibritleşme türünü belirleyelim. Arkadaşlar azot proton sayısı 7. Elektron dizilimini yaparsak 5A grubunda. Yani tüm bağlar sigma ise 5A grubu ne yapar dedik? SP küp hibritleşmesi yapar dedik. Azot için tüm bağlar sigma. 3 sigma bağ yapmış. Yani pi bağı yok. O halde azot atomu sp3 hibritleşmesi yapmıştır diyoruz. Karbon için baktığımızda ise yapıda ikili bağdan dolayı 1 pi bağ var. Hatırlarsak tekli bağ 1 sigma, ikili bağımız 1 sigma 1 pi, üçlü bağ ise 1 sigma 2 pi bağ içermekteydi. Dolayısıyla ikili bağda 1 pi bağ olduğu için normalde sp3 yapması gereken 4A grubu ancak karbon atomumuz bir adet pi bağı yaptığı için sp küpten 1 çıkardığımızda yapmış olduğu hibritleşme değerinin sp kare olduğunu söyleyeceğiz. D şıkkında ise bize hem karbon hem azot sp kare hibritleşmesi yapmıştır denilmişti. Hayır azot sp küp karbon sp kare hibritleşmesi yapmıştır. Ve sorumuz yanlış olan öncülü sorduğundan cevabımız için C seçeneği diyoruz. Diğer öncülleri de kontrol etmiş olalım. Karbon ile oksijen atomlar arasında pp orbital örtüşmesi ile pi bağı oluşmuştur. Evet arkadaşlar pi bağı hibritleşmeye katılmayan pp orbitalleri tarafından oluşturulmakta. Ancak burada şuna dikkat edeceğiz. Bu pp orbitalleri yan yana örtüşen pp orbitalleri ve bağ eksenine dik olarak örtüşen pp orbitalleridir. Çünkü uç uca örtüşen pp orbitalleri sigma bağı oluşturmaktadır. İsterseniz bunu da not olarak yazdıralım. Uç uca örtüşen pp orbitalleri sigma bağı yapar. Bu duruma dikkat. Ancak yan yana ve bağ eksenine dik bir biçimde örtüşen pp orbitalleri ise hatta şöyle gösterebiliriz. Sonsuz işaretiyle gösteriyorduk pp'yi. Bunlar ise arkadaşlar ne yapmış olacak? Pi bağını oluşturacak. Moleküle baktığımızda karbon oksijen arasında ikili bağ görmüştük. Dolayısıyla ikili bağda 1 sigma 1 pi bağı vardır. Ve pi bağını oluşturan orbitaller yan yana bağ eksenini dik olarak örtüşen pp orbitalleridir. Dolayısıyla D şıkkındaki ifademiz de doğrudur. Son olarak E şıkkına baktığımızda molekülde 6 sigma 1 pi bağı bulunur. Arkadaşlar tek tek sigma bağ sayılarını sayacak olursam öncelikle. Bakın 1, 2, 3, ikili bağda bir tane vardı. 4, 5, 6. 6 sigma bağım etkili bağdan dolayı da bir pi bağım olacak. Yani E şıkkı da doğrudur. Sorumuz yanlış olan öncülü sormuştu. Cevabımız C seçeneğidir. Azot sp küp hibritleşmesi yapmıştır. Burada sp kare dediği için C şıkkına yanlış demiştik. O halde cevabımız C şıkkı olacaktır. Sorumuz organik bileşikler ünitesinden x organik bileşiğinin 1 molüne uygun koşullarda 1 mol su katılmasıyla oluşan kararlı bileşik 2 butanoldür. Buna göre X bileşiği ile ilgili yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur denilmiş. Öncelikle arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Alkenlere su katıldığında alkol bileşikleri oluşmakta. O halde bizim X bileşiğimiz bir alken bileşiği. Yine oluşan alkole baktığımızda 4 karbonlu bir alkolden bahsediyoruz. O halde alkenimiz de 4 karbonlu olmalı. Çünkü su katılmasında karbon sayısında bir değişim yok. Dolayısıyla dört karbonlu alkenimizi düşündüğümüzde alkenlerin genel formülü de CnH2n'di. Buradan kapalı formülün C4H8 olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yine şunu da belirtmek istiyorum. Burada alkenin içerisinde birden fazla pi bağı olamaz çünkü butanol denilmiş. Yani ekstra ikili bağ olmuş olsaydı buradaki isimlendirme alken gibi olurdu en başta. Ama burada alkan gibi yapılmış. Bakın, butanol. Dolayısıyla sadece bir tane ikili bağım var. O da su katılması sonucunda tekli bağ dönüş. İkinci öncüle baktık. Cis trans geometrik izomeri gösterir. Cis trans geometrik izomeri gösterebilen moleküller alken molekülleri. Ancak her alken molekülü cis trans izomerliği göstermez. Alkenimizin formülüyle ilgili yorum yapabilmek için oluşan alkol bileşiği üzerinden gideceğiz. Bakın 2 butanol oluşmuş. Öncelikle 2 butanol bileşiğini yazalım. 4 karbonlu bir alkol bileşiğim var. 2. karbona OH bağlı eksik bağ sayısı kadar hidrojen ekliyorum. Şimdi iki butanol bileşiğinin oluşabilmesi için alkenimizin 2 ihtimali var. Ya 1-büten ya 2-büten. Bakın bunu ispatlayarak gösterelim. Öncelikle bir bütene bakalım. 1-bütende ikili bağ 1 ve ikinci karbonlar arasında eksik bağ sayısı kadar hidrojen ekliyorum. Bu bizim bir büten bileşiğimiz. Şimdi ben bir büten bileşiğine su katarsam suyu organik kimyada H, -OH yapısıyla düşüneceğiz. Hiba içeren karbonlardan hidrojeni çok olana hidrojen az olana diğer grup bağlanacak. Burada oluşan bileşiği yazacak olursak şu iki karbona dokunmamıştım. Aynen yazıyorum. İkili bağ içeren karbonlardan hidrojeni az olana OH bağlanacak dedik. Burada CH yapım vardı. Bir tane OH bağladım. İkili bağ tekli bağ dönüştü. Buraya da CH3 yaptım. Bakın ne oldu? Elde ettiğim bileşik 2 butanol oldu. Bir de 2 büten bileşiğini yazayım. Bu da 2 büten bileşiği. Buna da aynı şekilde su katalım. Bakın ikili bağ içeren karbonlarda yani pi bağ içeren karbonlarda hidrojen sayısı eşit olduğundan dolayı burada Markovnikov uygulamamı gerek yok. O halde istediğim birine hidrojen diğerine de hidroksit ekleyelim. Oluşan bileşiği yazalım yine. Bakın buradaki karbona ne yaptık? Hidrojen bağladık. Dolayısıyla burası CH2'ye dönüştü. İkili bağ tekli bağ dönüştü. Diğer karbona OH bağlamıştım. En sağdaki karbona dokunmadık. Bakın bu bileşiğin ismi de 2 butanol. Yani ben 2 buten ya da 1 buten bileşiğine su kattığımda yine 2 butanol oluşuyor. Peki bunlardan cis trans izomerliği gösteren var mı? Eğer 2 buten olursa cis trans izomerliği gösterir. Hatırlarsanız cis trans izomerliğine bakarken ikili bağ içeren karbonlara dikkat edeceğiz. İkili bağ içeren karbonlardan herhangi birine aynı iki grup bağlı olmamalı. Şuradaki hidrojenleri daha açık yapıda yazarsak şöyle çizip üzerine yazayım. Bunu da şöyle. Bakın, sağdaki karbona hidrojen ve CH3 bağlı, farklı gruplar bağlı. Soldakine de hidrojen ve CH3 bağlı, farklı gruplar bağlı. Yani ikili bağ içeren karbonlardan herhangi birine aynı iki grup bağlı değil. Bir kuralımız daha var. Pili bağı içeren karbonlardaki grupların dördü de farklı olmamalı. Zaten hidrojenler aynı olduğu için bu koşulda sağlanıyor. Yani iki büten cis trans gösterir. Ancak bir büten bileşiğini incelediğimizde sonuçta bir bütene de su kattığımızda iki bütenol oluyor. Yani X bileşiğinin bir büten olma ihtimali de var. Bir bağı içeren karbonlara bakarsanız sağdaki karbonda iki tane hidrojen bağlı. Hatta bunu da açık yapı şeklinde yazalım şöyle. Ne demiştik? Pili bağ içeren karbonlardan herhangi birine aynı iki grup bağlı olmamalı. Burada sağdaki karbona aynı iki grup bağlı olduğundan dolayı bu bileşik cis trans izomerliği göstermez. Dolayısıyla ikinci öncüldeki ifade kesin değildir arkadaşlar. Soru işareti. İki ihtimalli. Üçüncü öncül bromlu suyun rengini giderir. Bromlu suyun renginin giderebilmesi için karbonlar arası pi bağ olmalı. Yani ikili ya da üçlü bağ olması gerekir. Zaten alken bileşiğinin fonksiyonel grubu ikili bağ arkadaşlar. İster bir büten ister iki büten olsun ikili bağ içeriyor yani pi bağ içeriyor. Dolayısıyla her iki durumda da bromlusyun rengini giderirler diyeceğiz. Üçüncü öncülde kesinlikle doğrudur. Sorumuz kesin doğru olanları sorduğundan dolayı cevabımız bir ve üçüncü öncülleri içeren denizli seçeneğidir. Sorumuz organik bileşikler ünitesinden gelmiş. Aseton ve asetaldehit'ten oluşan 80 gramlık karışımın yeterli miktar Tollens çözeltisinden geçirilmesi sonucu 108 gram metalik gümüş elde ediliyor. Buna göre başlangıç karışımındaki aseton kaç moldür denilmiş. Arkadaşlar aseton bir keton bileşiği, asetaldehit ise aldehit bileşiği. Hatırlarsanız Tollens çözeltisi ile aldehitler yükseltgenme tepkimesi verirken ketonlar bu tepkimeyi vermemekte. O halde bu karışımda çözeltisi çözeltisiyle tepkime veren maddemiz asetaldehittir. Asetaldehit de iki karbonlu aldehitimiz. O halde tepkimeyi yazalım. 2 karbonlu aldehitimiz olan asetaldehiti yazdık. Artı Tollens diyelim. Tollens amonyaklı gümüş nitrat çözeltisiydi. Bu tepkime sonucunda Tollens arkadaşlar ne yapıyor? Aldehiti yükseltiyor. Yani aldehitlerle Tollens çözeltisi ya da Fehling çözeltisi gördüğünüzde direkt aklınıza yükseltgenme gelecek. Aldehitler bir kademe yükselt karboksilik asitlere dönüşüyordu. Karbon sayımız aynı kalacak. O halde oluşan ürün bir karboksilik asit olan asetik asit olacak arkadaşlar. İki karbonlu karboksilik asitimiz. Bu tepkime sonucunda bir de metalik gümüş oluşacak. Burada dikkat etmemiz gereken durum metalik gümüşün kat sayısının 2 olduğudur arkadaşlar. Bunu ezbere bilmemiz gerekiyor. Mesela Fehling çözeltisi verilmiş olsaydı orada oluşan kırmızı çökelekte Bakır'ın kat sayısı 1'dir. Hatta onu da şöyle yazalım. Tepkime birebir aynı. Yine karboksilik asit oluşacak. Ama Fehling çözeltisi olsaydı artı bakır bir oksit katısı oluşurdu arkadaşlar. Yani bakırın kat sayısı 1 olurdu. Bunu da notlarınız arasında alabilirsiniz. Ancak lensle ne oluyor? Gümüşün kat sayısı 2 olacak. Buraya dikkat. Dediğim gibi hem Fehling hem de Tollens aldehitlerin yükseltgenmesini sağlar. Ve her ikisi de asetonla yani ketonla yükseltgenme tepkimesi vermez. Çünkü ketonlar yükseltgenemeyecek daha fazla. Hesaplamaları yapalım arkadaşlar. Bize 108 gram metalik gümüş elde ediliyor. Hatta biz bu metalik gümüşe gümüş aynası da deriz. Gümüş aynasının oluştuğu tepkime aldehitlerin tollenste tepkimesidir. Gümüşün atom ağırlığı bize 108 olarak verilmiş ve 108 gram olduğuna göre o halde oluşan gümüş katısı 1 moldür arkadaşlar. Biz buradan aldehitin molüne geçelim. Katsayı 2 iken 1 mol ise katsayı 1 olduğu için aldehitimizin molü 0,5 mol olacak. Peki 0,5 mol aldehitimiz kaç gram yapmakta? Aldehitimizin kapalı formülüne baktığımızda 2 karbon, 4 hidrojen, 1 oksijen var. Bu halde karbondan 24, hidrojenden 4, oksijenden de 16 gelirse atom ağırlıkları. Mol ağırlığımız 44 yapmakta. Yarım mol dediğimiz için arkadaşlar 44'ün yarısını alırsak elimizde 22 gramlık bir ne varmış? Aldehit var. Şimdi toplam karışımımız 80 gram olduğuna göre bunun 22 gramı asetaldehit. O halde 22'yi çıkarırsam kalan miktarımız aseton'a ait olacak. O halde asetonun kütlesi 58 gram gelecek. Peki ketonların ilk üyesi olan asetonun kapalı formülünü yazalım. Aseton 3 karbonluydu arkadaşlar. Şöyle Önce açık yapısını yazalım. Ketonları hatırlarsanız R, karbonil ve R grubu şeklinde genel gösterime sahipti. 3 karbonlu olacağı için aseton bu şekilde yazıldı. Gördüğünüz gibi toplam 3 karbon, 6 hidrojen ve 1 oksijen var. Mol ağırlığını hesaplayacak olursak karbonlardan 36, hidrojenden 6, oksijenden de 16 geldi. Topladığımız zaman 58 değeri çıktı. O halde asetonun molü 1 mol yapacak arkadaşlar. 1 mol aseton yani C3H6O 58 gram olduğu için ve bizde de aseton miktarı 58 gram olduğundan o halde soruda da asetonun kaç mol olduğu sorulduğu için cevabımız 1 mol olan E seçeneğidir.